Ford otomotiv sektöründe devrim yaratacak bir teknolojiyle karşımızda. Elektrikli araçlara güçlü bir alternatif olması planlanan bu yeni dizel motor, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. PowerShift Titan adındaki motor, geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla olağanüstü bir yakıt verimliliği sunuyor. Ayrıca karbon emisyonları konusunda sektördeki en düşük seviyeleri yakalayarak önemli bir çevresel başarı olarak kabul ediliyor. İşte karşınızda Ford'un yeni süper motoru. PowerShift nedir, nasıl çalışır? Öncelikle PowerShift, otomatik vites teknolojisiyle çalışan 6 ileri çift kavramalı bir şanzıman sistemidir ve Getrek'te işbirliği içinde geliştirilmiştir. Temelinde manuel şanzımana dayanan bu yenilikçi sistem, vites değişimlerinin şanzıman kontrol modülü tarafından kontrol edilen aktüatörlerle gerçekleştirilmesini sağlar. Erken Ford robotik şanzımanlarının tek plakalı kavramalı yapısından farklı olarak PowerShift çift kavramalı ve ön seçici bir şanzımandır. Tasarımı açısından PowerShift sistemi DSG şanzımanına benzerlik gösterse de vites sayısı bakımından farklılık taşır. Çift kavrama yapısı sayesinde vites değişimi neredeyse kesintisiz gerçekleşir ve bu da tork aktarımını optimize ederek yakıt verimliliğini artırır. PowerShift, iki ayrı kavrama tarafından kontrol edilen iki sürüş dişlisi içerir. Şanzımanın en dikkat çekici özelliği iç içe geçen iki giriş mili bulunmasıdır. İlk, içi boş mil, çift sayılı dişlileri ve geri vitesi kontrol ederken merkezi mil olarak bilinen ikinci mil, tek sayılı dişlilerden sorumludur. PowerShift tork konvertörü, gezegen dişli takımı ve sürtünmeli kavramalar yerine bu özel tasarımıyla motor gücü ve tork kaybını minimuma indirir. Şanzımanın kalbinde yer alan TCM, şanzımanın tüm mekanizmalarını kontrol eder. Farklı sensörlerden veri toplayan ve işleyen bu ünite, aktüatörleri yönlendirir ve vites değişimiyle kavrama işlemlerini düzenler. Bu işlemler, entegre Hall sensörlü DC motorlar aracılığıyla gerçekleştirilir. PowerShift hem manuel hem de otomatik şanzımanların avantajlarını birleştirerek yumuşak vites geçişleriyle sürüş konforu sunar. Aynı zamanda güç ve tork kayıplarının minimum düzeyde olması sebebiyle yakıt verimliliğinde önemli bir artış sağlar. Bu yeni tasarım, yüksek performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunarak modern otomobil teknolojisinin en iyi yönlerini birleştirir. Çok sayıda uzman da PowerShift'in yüksek tork sağlayan güçlü dizel motorlu araçlar için en iyi çözüm olduğuna inanıyor. Ford'un cesur hamlesi, elektrikli araçların otomotiv pazarında hakimiyet kurduğu bir dönemde geldi. Tesla Model 3 satışlarda zirveye yerleşmişken, Lucid ve Rivian gibi yeni markalar dikkat çeken tasarımlarıyla öne çıkıyor. Bu bağlamda Ford'un dizel motora yönelmesi ilk bakışta çelişkili görünebilir. Ancak bu kararın ardında mantıklı sebepler yatıyor. Ford'un stratejisini anlamak için elektrikli araçların karşılaştığı zorlukları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Batarya teknolojisindeki gelişmelere rağmen menzil, ağırlık ve şarj altyapısı gibi sorunlar hala çözüm bekliyor. Lityum gibi bol bulunan bir element bile çıkarılması sırasında çevreye verdiği zarar ve yaşanan kıtlıklarla önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Bu noktada Ford'un yeni dizel motoru dikkat çekiyor. İleri teknolojiler ve modern yanma sistemleriyle üretilen bu motor, biyoyakıtlar da dahil olmak üzere çeşitli yakıt türlerini kullanarak yüksek verimlilik sağlıyor. Böylece Ford, pazarını genişletirken çevresel profilini de güçlendiriyor. Ford yeni dizel motorlarına yatırım yaparken elektrikli motorları da ihmal etmiyor. Mustang Mach-E'nin başarısı ve F-150 Lightning'e yönelik büyük beklentiler markanın geleceğe dönük çok yönlü stratejilere bağlılığını açıkça ortaya koyuyor. Titan PowerShift motoru ile Ford hem tüketici taleplerine hem de küresel pazarın farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek esnek ve uyumlu bir pozisyonda bulunuyor. Otomotiv endüstrisi, rekabetçi modellerin köklü değişimlere uğradığı bir döneme giriyor. Bir zamanlar rakipsiz olarak görülen araçlar artık sadece elektrikli otomobillerle değil, aynı zamanda yeni nesil dizel motorlarla da karşı karşıya kalıyor. Ford'un bu yeni dizel motorunun etkisi sadece binek araçlarla sınırlı değil, kamyonlar gibi daha büyük segmentlerde de uygulanabilme potansiyeli, elektrikli araçların bu alanlarda yaygınlaşmasını yavaşlatabilir ya da tersine çevirebilir. Ancak asıl önemli olan Ford CEO'sunun bu duyuruyla ileriye dönük stratejik bir mesaj vermesidir. Ford bu açıklamayla içten yanmalı motorların hala geçerli olduğunu ve bu teknolojinin evriminin sona ermediğini bir kez daha teyit ediyor.
Bu durum tüketiciler için büyük bir avantaj sunuyor. Çünkü rekabet, daha iyi ürünler, daha uygun fiyatlar ve elektrikli altyapının eksiklerinden endişe duyanlar için daha geniş seçenekler anlamına geliyor. Ancak otomotiv endüstrisi genellikle değişime direnç gösterir. Bu nedenle bazı şüpheciliklerin olması kaçınılmazdır. Üstelik dizel motorların genellikle çevre kirliliğiyle anılması pazarlama açısından da zorlu bir süreç. Ancak Ford yeni motoruyla rakiplerine güçlü bir mesaj veriyor. İnovasyondan geri kalmak kabul edilemez. Dizel motorun yeniden canlandırılması elektrikleşme trendine rağmen geleneksel teknolojilerde hala büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koyuyor. PowerShift Titan, dizelin güvenilirliğini modern yeniliklerle birleştirerek eski ve yeni teknolojilerin güçlü bir kombinasyonunu temsil ediyor. Özellikle Avrupa'da emisyon skandallarının ardından dizeli desteklemeye devam eden otomobil üreticileri Ford'un bu hamlesini dikkatle takip ediyor. Mercedes-Benz, BMW ve Audi gibi markalar da Ford'un bu girişimini kendi stratejileri için bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Tüm bunlar yaşanırken Ford'un yanıtlaması gereken soru şu. Detroit bölgesinden bir araba tutkunu, şirketi yatırımcılar tarafından Ford'un yaklaşık 16 katı değerinde olan Elon Musk'la başa çıkabilir mi? Tesla geçen yıl küresel olarak sattığı araç sayısını neredeyse 2 katına çıkararak neredeyse 1 milyona ulaştı. Ford ise daha fazla araç satmasına rağmen yeterli pil, bilgisayar çipi ve diğer parçalara ulaşamadığı için satışları %6 düştü. Bunun yanı sıra her iki marka da farklı şekillerde algılanıyor. Ford büyük, işlevsel kamyonetler ve SUV'lar üreten bir marka olarak görülürken, Tesla lüks ve teknik sofistikeyle özdeşleştirilen bir marka olarak biliniyor. Bu, Ford'un CEO'su Jim Farley'in şirketi daha büyük başarılara taşımak için birden fazla planla ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir. Peki siz Ford'un yeni motor teknolojisi PowerShift hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli motorlarla rekabet edebilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.